neden arındırmış oluruz onları? Yani yine yem ortamında falan. Gelmek istiyor. Hanım gelmek istiyor. İkraf edemedim. Yirmi sekiz. Nilgün Hanım. 27. 27. Bebeğimiz. Bir tutuk ilginç yapıyorsunuz. Ben memnunum kendim. Nilgün Hanım hemşire. Evet. Hangi hastanede görev yapıyorsunuz? Çok tecrübeli bir anne. Çek, 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 çek. Yaptı. Çek. Aferin sana. Çek. Doymamış o. Çok tatlı geldi. Karaciğer çeker. Karaciğer çeker. Bak bakalım. Sonrasında takip alındı. 4 ay boyunca hani böyle aynı şeyler tabii seyretti. Hani biraz anormallik vardı ama hani ne yükseldi ne geriledi. Şey ol anlamda. Karaciğer yetmezdi. Etisi bilinmiyor o zaman. Hı-hı. Değil mi? Yok bilinmiyordu. Dediğini bilinmeyen noktada. Yani doğduğu zaman gayet sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Daha sonra zamanla sarılığı yükseldi. Karaciğer nakli olması gerektiği kanısına varıldı. Sonra uygun bir anne babadan verici uygun olmadığı için bizi veremedik karaciğer. Yakın akrabalarımızdan başladık öncelikli olarak uygun bir verici aradık. Onlar da olmayınca arkadaş çevremize duyurduk bunu. Makbule arkadaşım ona minnettarım bu konuda. Peki Makbule Hanım'la birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, Makbule Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Siz o dönemde tabii ki iş yerinde bir de bebek hemşiresisiniz, yoğun bakım hemşiresisiniz. Çok elinizden çok ciddi bebeklere baktınız ama kendi bebeğiniz olunca iş daha da farklı oldu. Evet yani bir de şunu anladım. Onun üzüntünüz neydi? Yani sizin çaresizliğiniz neydi? Yani çaresizliğimiz çocuğumuza karaciğer nakli yapılması gerekiyor. Uygun bir verici arıyoruz. Bulamadık bir süre. Hani kara hani var ama hani biz açıkçası insanlarımızdan da bunu istemeye çekindik. Çok zor bir şey bunu yapmak. Çok gerçekten insanların gönülden yapabileceği bir şey. Bu hani hiçbir maddiyatla ölçülebilecek bir şey değil. O dönem hani onun sıkıntısını yaşadık. Acaba söylesek mi, söylemesek mi? Bir taraftan da şöyle düşündüm. Yani ben şimdi arkadaşımla sık sık görüşüyorduk zaten. Çocuğun durum hakkında yani sorular soruyordum. Nasıl? İyileşti mi? Şu anki hali nedir diye. Karaciğer yetmezliği olduğunu öğrendik. Ve nakil olması gerektiğini söylediler. Bunun sonucunda eşimle konuşarak yani hani verici bulunmadım. Aileden uyumlu çıkmadı. Eşim de bunu kabul etti. İçinizden mi geldi böyle bir şey? Yani bir bebeğin hayatını mı kurtarayım? Yani bu nasıl bir şeydir? Hani herkesin yapabileceği bir şey değil ya. Evet. Biz 3 sene önce lösemiden kuzenim çocuğunu kaybetti. Bu bende çok etkili oldu. Biz ona yardımcı olamadık. Başka çocuklar ölmesin diye hiç düşünmeden, tereddüt etmeden bu duruma kabul ettim zaten. Şimdi neler hissediyorsunuz onu böyle sağlıklı görünce? Çok güzel bir duygu. Onun hayata tutunduğunu tekrardan görmek beni mutlu ediyor açıkçası.
Yani onların bana karşı minnet duyma, hani minnet duymalarını gerçekten istemiyorum. Çünkü zaten o benim bir parçam değil artık. O Asya'nın. Ben de yenisi büyüyor. Ve çok çok bir zamanda da bu tamamladı kendini karaciğer. Yani diyecek başka bir şeyim yok. Yani çaresizlik yaşarken. Tabii eşim ve benim kan grubumuz uymadığı için çaresiz kalmıştık. Yani bir süre verici bulamadık, karaciğer vericisi. Onların eşim yani bir kan bağı olmadığı halde bunu kabul ettiler. Yani onlara çok teşekkür ederiz. Her şey güzelmiş şimdi artık. Çok şükür. Çok şükür. Yani bunları anlatacak bir şey de bulamıyorum yani. Şimdi kelimelerle bile anlatılmıyor yani bu duygular. Hani, kötü günler miydi? Tabii çok kötü günler geçirdik. Hani Allah bunları kimseye yasakmasın. Hani söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. İnan bunlar hani anlatılmıyor da. O kötü günlerden bu günler nasıl şimdi? Yani Allah o günleri hatırlamak bile istemiyoruz yani. Çok kötü günler geçirdik. Şimdi? Şükür hani şu anda çok çok iyi kızımız. Arkadaşlarımızın sayesinde. Hani Allah onlardan bin kere razı olsun. Gel, 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 gel. Ben ameliyat ediyoruz da sonra elleyemiyoruz. Hadi bakalım. Ameliyatı kolay mı? Aa, derdi kolay. Niye bakıyorsun sen? Evet, evet, evet. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Yok, öyle ama. Değil mi? İnsanlık şeyleri biz burada yaşıyoruz. Ya. Sonuç iyi oldu ama bu noktaya kolay gelmedik. Asya Serra bebeğimiz bize geldiğinde 6 aylıktı ve İleri derecede karaciğer yetmezliği mevcuttu. O hastalıkla haftalar ya da birkaç ay içinde kaybetmemiz söz konusuydu. Acil karaciğer nakli kurtulması için tek çareydi. Buradaki sıkıntı anne babanın kan grubunun uymaması sebebiyle aileden de başka verici olmadığı için verici bulamıyorduk. Ve bu durumda annesinin arkadaşı öne çıkıp verici olunca etik kurul onayıyla verici olabildi ve bebeğin hayatı bu sayede kurtulmuş oldu. Böyle etik kuruldan hayat kurtardığınız başka bebekler var mı hocam? Bizde aileler oldukça verici. Sıklıkla aileden verici buluyoruz ama hiç bulunamadığında ya da kan grubu uymadığında etik kurula da nadiren başvuruyoruz. Kent hastanesinde 9'a yakın sürede 300 çocuğa, bebeğe özellikle nakil yaptık. Bunların sadece 8 tanesi etik kurulu yoluyla olmuştu. Nadir de olsa yapıyoruz ve oldukça iyi sonuç alıyoruz. Biz Asya Serra Bebek'le 6 aylıkken tanıştık. Aslında nakil programlarında 6 ay çok erken bir süreç değil. Genellikle bebeklik çağında bu civarda, bu aylar civarında nakiller olabilir ama mecbur kalıp 2 aylık, 3 aylıkken yaptığımız bebeklerimiz de olabiliyor. Asya Serra'nın 15 günlükken başlayan öyküsü 6 aylıkken bize gelinceye kadar Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde devam etmiş. Ve temeldeki hastalığı dolayısıyla da çok riskli bulunmuş nakil açısından. Asya Serra'nın sorunu Niemann-Pick dediğimiz genetik geçişli bir depo hastalığı. Öncelikle karaciğeri etkiliyor, bazen de akciğeri etkileyebiliyor. Bu yüzden diğer merkezlerdeki arkadaşlar Asya Serra'nın akciğer problemi de olduğu için bunun primer hastalığıyla, temeldeki Niemann-Pick hastalığıyla ilgili olduğunu düşünmüşler. Ama bize geldikten sonra yaptığımız çalışmalarla bunun temeldeki sirozun yani karaciğer hastalığının akciğerleri tutmasıyla, akciğeri etkilemesi gibi bir sorun olduğunu ortaya koyduktan sonra nakil aşamasına gelindi ve Asya Serra'yı hayata dönmesi için nakil olması yeterli olacaktı.